Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programımızda İsra suresinden 86 ve 89. ayetler arasını değerlendirmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak şöyle bildirmekte: وَلَاِنْ شِئْنَا Eğer biz dilersek لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ Sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırız. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَك۪يلًا Bu konuda bize bir vekil, bir yardımcı da bulamazsın. Burada eğer dilersek, yani her şey Allah'ın dilemesiyle مَا شَاءَ اللّٰهُ كَنْ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يُكُنْ Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz. Demek ki Peygamberimizin hatırında kalan şeyler, Kur'an'dan kendine bildirilip de hatırında aynen muhafaza edilen şeyler tümüyle Cenab-ı Hakk'ın kontrolü altında. Buna dikkat çekiliyor. Ve eğer istersek biz onları senden gideririz. Giderdi mi? Hayır, gidermedi. Ama Allah'ın tasarrufunda olduğu bu şekilde ifade edilmekte. İlla rahmeten min Rabbik. Ancak Rabbinin rahmetiyle bunları muhafaza edebilirsin. Ve Cenab-ı Hak Peygamberimizi özel rahmetine mazhar kılmıştır. Ve böylece vahiy Peygamberimize geldiğinde kalbinde bu manaları yazılmış olarak bulmuştur. Nitekim bazı insanlara da Cenab-ı Hak çok özel bir hafıza kabiliyeti nasip ediyor. Duydukları hatırlarında kalıyor. Gördükleri hatırlarında kalıyor. Adeta unutmak nedir bilmiyorlar. Unutmayı unutan kimseler olarak bunlar ifade ediliyor. İşte İngiltere'de birinden bahsedilir. Okumamış ve muazzam bir kabiliyet. Bir gün bir tanesi bunun kabiliyetinin farkına varıyor. Ezber gücünün son derece iyi olduğunun farkına varıyor. Ona okumayı öğretiyor. Ardından da kütüphaneye memur olarak alıyorlar. Kütüphanede ne kadar kitap varsa bakması adeta yeterli oluyor. Okuduğu hafızasına yazılıyor. Okuduğu hafızasına yazılıyor ve o kütüphaneye gidip gelenler, ödev için gelenler, yardım istemek için gelenler konularla alakalı çok rahat bir şekilde istediklerini elde ediyorlar. Çünkü oradaki kitapları okuyan bu zat hangi kitapta, hangi sayfada ne gibi bilgiler var hemen bir anda ulaşabiliyor ve onlara bu noktada yardımcı oluyor. Demek ki Allah-u Teala'nın insanlara verdiği hafıza kuvveti değişik kalitelerde olabilmekte, bazılarında adeta unutmayı unutmak şeklinde son derece ileride olabilmekte. İşte Allah dilemiş olsa Peygamberimize vahyedilenleri unuttururdu, ortadan kaldırırdı. Ama böyle olmadığını, illa rahmeten min Rabbik, Rabbinden bir rahmetle bunları muhafaza edersin deniliyor. İnne fadlehu kâne aleyke kebira, Allah'ın sana olan lütfu son derece büyüktür. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam varlık ağacının en mükemmel meyvesi ve varlık alemini bir piramit gibi düşünecek olursak varlık piramidinin zirve şahsiyeti. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın Peygamberimize olan nimeti, lütfu çok daha özel, onu en seçkin bir konumda yapmış, hafızasıyla, zekavetiyle, her türlü kabiliyetleriyle onu en ileride kılmış. Kul le'in ictema'atil insu vel cinnu ala en ye'tu bi misli hazal Kur'an. De ki bütün ins ve cin bu Kur'an'ın bir mislini getirmek için toplansalar la ye'tune bi mislihi, onun bir mislini getiremezler. Ve lev kana ba'duhum li ba'din zahira, onlar birbirlerine yardımcı da olsalar yine de bunu yapamazlar. Bu da gerçekten çok önemli bir hakikat. Kur'an Allah'ın kelamı ve Kur'an-ı Kerim bir yönüyle ruh ve kezalike evhayna ileyke ruhen min emrina. Biz böylece sana kendi katımızdan bir ruh vahyetmekteyiz buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı, taklit kabul edilmez bir kelam. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'in üzerinde mucizelik var. Mucize damgasıyla damgalanmış. Dolayısıyla insanlar böyle bir kelamı söyleyebilecek kapasitede değiller.
böyle bir kabiliyetleri söz konusu değil. İşte ayet-i kerimede Kur'an'ın tamamına bir nazire yapamayacakları, Kur'an gibi bir kelam getiremeyecekleri ifade ediliyor. Yunus suresinde geçen bir ayette, tahaddi ayeti denilen, meydan okuma ayeti denilen bir ayette Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onlara meydan okuyor. Yani Cenab-ı Hak Peygamberimize şu talimatı veriyor. De ki diyor, Kur'an-ı Kerim'in 10 suresinin bir mislini getirin. Velev müftereyat türünden iftira edilen uydurma şeyler de olsa bu şekilde Kur'an-ı Kerim'in bir mislini getirin. Ve Bakara suresinde herhangi bir sure, yani 10 suresinde getiremiyorsanız hiç olmazsa Kur'an-ı Kerim'in bir suresinin benzerini getirin. Fe'tu bi suretin min misli, Kur'an'ın mislinden bir sure getirin. Fe illem tef'alu, ki eğer bunu yapamadınızsa, ve len tef'alu, ki asla yapamayacaksınız. Fettegunnar, öyleyse şöyle bir ateşten, yakıtı taşlar ve insanlar olan bir ateşten sakının. Kur'an-ı Kerim'in mislinin getirilememesi şu yönden değerlendirilebilir. Mesela Allah-u Teala topraktan hayat meydana getiriyor. İşte gördüğümüz bütün bitkiler, toprakta yetişen şeyler, Allah-u Teala toprağa hayat veriyor, topraktan süzüyor, bitkileri yaratıyor. O rengarenk çiçekleri yaratıyor, hatta insanı yaratıyor. Bizler de toprağın çocuklarıyız. Mesela yeni evli bir çifte denilse ki, siz şu çiftlikte bir yıl yaşayın, bütün masraflarınız bize ait, sadece ekmek yiyin ve sadece su için. Onlar da kabul etseler, bir yıl sonra gittiğimizde baksak ki bunlar iki iken üç olmuşlar, böyle sevimli bir yavruları dünyaya gelmiş. Bu sevimli yavru nereden yaratıldı? Onların yemiş oldukları ekmekten ve içmiş oldukları sudan. Ve o ekmek toprağa dayalı, toprakta yetişen bir şey, buğdaydan yapılıyor. Demek ki Allah-u Teala topraktan hem buğday yaratıyor hem de insan yaratıyor. Bu anlamda düşündüğümüzde bütün insanları toprağın çocukları olarak görebiliriz. Bütün bitkiler, bütün hayvanlar toprağın bir nevi çocukları hükmünde. İşte Allah-u Teala topraktan sayısız bitki, hayvan, insan yaratırken insanlar topraktan ancak çanak çömlek yapabilirler. İnsanın sanatıyla Allah'ın sanatı kabili kıyas değildir. Ve Allah'ın sanatı bizim hayal edemeyeceğimiz kadar harikadır. İşte sanat itibariyle sanat Allah'ın sanatı olduğu gibi kelam itibariyle de söz Allah'ın sözüdür. İnsanlar nasıl ki topraktan bir bitki yapamazlar, topraktan bir insan yapamazlar. İnsanın heykelini yapabilirler ama o heykele ruh veremezler, can veremezler. İşte benzeri bir şekilde insanlar kendi konuştukları kelimelerle meydana getirilen Kur'an-ı Kerim gibi bir sure, bir kitap meydana getiremezler. Aradan 14 asır geçmiştir. 14 asır boyunca Kur'an-ı Kerim'in bir benzeri yapılamamıştır. Ve Kur'an-ı Kerim'in bu tahaddi meydan okuma durumu günümüzde de aynen devam etmektedir. Meselenin bir yönü de şöyle değerlendirilebilir. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'in benzeri bir kelamı söyleyemedikleri gibi Kur'an-ı Kerim'in getirdikleri hükümlerden daha güzel hükümler, daha isabetli değerlendirmeler yapamazlar. Mesela göklerin ve yerin yaratılışı Kur'an-ı Kerim'de anlatılmıştır. İnsanlar da şu anda fizik ilmiyle yaratılışın sırlarını ortaya koymaya çalışıyorlar. Ama ne kadar ileri giderlerse gitsinler, Kur'an-ı Kerim'de anlatılandan çok daha ileriye gidemezler. Kur'an-ı Kerim'deki ifadelerin bir mislini yine ifade edememiş olurlar. Öte yandan insanlar diyelim aile hayatı yaşayacak şekilde yaratılmış. Kur'an-ı Kerim'de bunun bir nikah yoluyla olması anlatılıyor. İnsanlar nikahtan daha sağlam bir yol bulacak değiller. Öte yandan diyelim ki Kur'an-ı Kerim faizi yasaklıyor. Ve günümüzde kapitalist sistem faize dayalı bir sistemdir.
Acaba Kur'an-ı Kerim'in bildirdiğinden daha güzel bir yol mu bulunmuştur? Hayır, daha güzel bir yol bulunmamıştır. Ve günümüzde Amerika'da acaba sıfır faizli bir sistemi nasıl uygulayabiliriz? Yani faizsiz bir sistemi nasıl uygulayabiliriz? Bunun yolları araştırılmaktadır. Çünkü ekonomi uzmanları da biliyorlar ki eğer faiz olmayacak olursa maliyetler daha da düşecek ve refah seviyesi yükselecektir. Haksız kazançlar minimuma, en aza indirilecektir. Ve düşünen kafalar bunun farkında. Dolayısıyla insanlar Kur'an-ı Kerim'deki faiz yasağından daha güzel bir alternatif sunabilecek değillerdir. Öte yandan zenginler var, fakirler var. Allah-u Teala zenginleri fakirlerin yardımına çağırıyor. En az mallarının 1/40'ını zekat olarak vermelerini emrediyor. Ve onların malları içinde belli bir miktar fakirlerindir. Cenab-ı Hak bunu bildiriyor. وَفِي اَمَّالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُمِ Onların mallarında malum belli bir hak vardır. Hem dilenen kimseler hem de mahrum olan kimseler için. İşte acaba günümüzde zengin fakir arasındaki uçurum nasıl kaldırılır? Bununla alakalı evet gelişmeler var, çalışmalar var ama bunların hiçbiri zekat tarzında bir çözüm yolu bulabilmiş değil. Veya bulabilmişlerse zekattan yardımla, Kur'an'daki bu esastan yardımla benzerini yapmaya çalışmışlardır. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in mislinin getirilememesi, kelam olarak Kur'an'ın misli getirilemez. Hüküm itibariyle de yine Allah'ın hükümlerinden daha güzel bir hüküm getirilemez. Ve men asdagu minallahi gıyle, Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ Biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü meseli, her türlü örneği verdik. فَأَبَا اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُورًا Ama insanların çoğu direttiler ve ancak bir nankörlük yaptılar. Yani Kur'an-ı Kerim hak ve hakikatleri değişik şekillerde anlatıyor, örneklerle anlatıyor, mesellerle, misallerle anlatıyor ama insanların pek çoğu buna karşı diretiyor, kabul etmemekle diretiyor ve bunun neticesi olarak da küfran-ı nimette bulunuyorlar, nankörlükte bulunuyorlar veya doğrudan doğruya küfrün içine girmiş oluyorlar. Değerli izleyenlerim, insanların ekserisinin kafir olması tarihi bir realitedir. Şu anda da dünyada Müslüman sayısı nüfusun 1/5 civarındadır. Demek ki 1/4 Müslüman değildir. Veya Müslüman toplum içinde de yine bunların tamamı Kur'an'a göre yaşayan kimseler değil. Bunu belki şöyle değerlendirebiliriz. Sayıca az olanlar eğer kaliteli ise problem değil. Sayıca az olmak o kadar da dert edilmemeli. Mesela bir yanda diyelim pek çok bozuk paranız var. Ama öbür yanda bir başkasının elinde kaşıkçı elması gibi bir elmas var. O elmas diğerlerine göre az bir şeydir. Ama nice az olan şey çok olan şeyden daha değerlidir. İşte bir insanın elinde diyelim değeri olmayan paralardan var. Tonlarca da olsa çok fazla bir kıymet ifade etmeyebilir. Ama birisinin meblağ itibariyle daha az gibi olsa bile değer itibariyle çok değerli altınları, elmasları, zümrütleri varsa diğerini geçmiş olur. Dolayısıyla sayıca çokluğun o kadar da önemi yoktur. Mesela dünyada acaba insanlar mı daha çok, karıncalar mı daha çok düşünsek karıncalar daha çoktur. Sinekler mi daha çok, insanlar mı daha çok? Sinekler daha çoktur. Bu anlamda baktığımızda sayıca bizden çok fazla olan nice varlıklar görmekteyiz. Ama insan mı daha değerli yoksa diğerleri mi? Oraya geldiğimizde bütün bunlar insan içindir. İnsana hizmet içindir. İnsanın emrine verilmiştir. İşte Allah-u Teala şu alemi bir ıstıfaya müteveccih kılmış. Yani alemi gittikçe safileştiriyor ve gittikçe daha üst mertebeye doğru götürüyor. Şöyle düşünebiliriz belki. Diyelim varlığı bir piramit gibi düşünelim. Bu varlık piramidinin
en geniş kısmında cansızlar yer alıyor. Madde, doğrudan doğruya maddenin kendisi. İşte dağlar, taşlar, toprak maddenin kendisi olarak düşündüğümüzde. Bir üst mertebede bitkiler yer alıyor. Bitkiler az değil. Bitkiler, ağaçlar her tarafta var. Daha sonra bir üst mertebede hayvanlar yer alıyor. Hayvanlar sayıca bunlara göre daha az ama onlardan daha üst mertebede. Ve bir üst mertebede insanlar yer alıyor. İnsanlar hayvanlara göre sayıca daha az ama hayvanlar insana hizmet etmekte. Ve insanlar içinde de kafirler var ve gafiller var ve bunların sayısı az da değil. İnsanlar içerisinde ekseriyeti meydana getiriyor ama bu insanlar içinde veli zatlar da var, seçkin insanlar da var. Öte yandan bu insanlar içinde peygamberler de var. İşte binlerce peygamber gelmiş. Bazı rivayetlerde 124 bin peygamberden söz ediliyor. Bütün insanlar içinde peygamberlerin sayısı az ama en kaliteli insanlar da peygamberler. Ve bütün peygamberler içinde özellikle 5 tanesi, başta Peygamber Efendimiz, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti İbrahim ve Hazreti Nuh. Bu 5 peygamber ulul azm minar rusul, yani ulul azm peygamberler olarak ifade edilmekte. Onların da zirvesinde Peygamber Efendimiz yer almakta. Bu anlamda değerlendirdiğimizde, evet, kainatta çok varlıklar var ama sayıca çok olan bu varlıklar hayata hizmet ediyor. Bu varlıklar içinde işte hayvanlar var, bitkiler o hayvanlara hizmet ediyor. Pek çok insan var ama bu insanlar içinde ehli iman olanlar var ve bu ehli iman olanlar kaliteli insanlar. Diğer insanlar bir yönüyle bunlara hizmet ediyor durumda. Velev sayıları fazla da olsa. Ve bu kaliteli insanlar içinde bir kısmı peygamber olarak seçilmiş ve bir kısmı da peygamberler içinde daha üst bir mertebeye getirilmiş. Demek ki Hamdi Yazır'ın da dikkat çektiği gibi hılkat bir istifaya müteveccih. Yaratılış bir safileşmeye doğru yöneltilmiş durumda. Böylece varlık piramidinde yukarıya doğru çıkıldıkça sayı azalıyor ama kalite artıyor. İşte dünyada da 5-6 milyar insan içerisinde bunların 5'te 1'inin Müslüman olması o kadar dert edilecek bir durum değil. Aslında bütün insanların İslam'a muhatap olması hedef olarak bir hedeftir, bir idealdir. Ama belki de kıyamete kadar bu hedefe varılamayacaktır. Genelde insanların 5'te 1'i Müslüman olarak tarih boyunca böyle gelmişlerdir. Cenab-ı Hak İslam nimetinin kadri kıymetini en iyi bir şekilde bilmeyi ve değerlendirmeyi hepimize nasip etsin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler ve geceler diliyorum.